Sayın seyirciler, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri için yabancı devlet başkanlarına yapılan davetler dikkat çekiyor Türkiye'de. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde işgal zihniyeti taşıyan ülkelerin zafer bayramımıza neden davet edildiğini sordu. Dış politikada kırmızı çizgilerini kaldıran hükümet, şimdi de kan dökerek kazandığımız büyük zaferlerin kutlama törenlerini değiştiriyor. Türkiye barış zirvesine hazırlanıyor. Şu ana kadar Çanakkale zaferinin 100. yıl etkinliklerine ve barış zirvesine 24 devlet başkanı, 8 başbakan ve 30 bakan katılacaklarını bildirdi. Bir asır önce ülkemizi işgal için deniz aşırı memleketlerden gelerek aylarca savaşanları devlet törenleriyle karşılayıp o zaferi anacağız. Anma törenlerinden önce barış Zir düzenleyeceğiz. İngiltere Prensi Charles ve oğlu Prens Harry'nin de katılımcılar arasında yer alacağı törenlerde herhalde İngilizlerin yüzyıllardır değişmeyen İslam karşıtı siyasetini konuşacaklar. Türk devlet adamları şunu çok iyi anlamalılar ki savaşların ana nedeni inançlardır. Batılı ülkelerde inanç farkı bir kenara bırakılarak siyaset belirlenmez. Asırlardır nokta şaşmadan uygulanan İngiliz siyaseti Orta Doğu'da Hicaz bölgesinin Osmanlı'dan koparılışını sağlamıştır. Yine onların kurdurduğu mezhep o bölgede İslam'a ciddi tahribatlar yapmıştır. Bugün de sömürgeci zihniyetini değiştirmemiş İngiltere, Hindistan'da doğan ve Anadolu'da halen etkileri görülen büyük bir ekolü İslam dünyasının bağrına hançer misali sokmuştur. Bunlar dün nın bugünün, bugünün ve yarının İngiliz siyasetidir. Bizlerse halen barıştan söz ediyoruz. Orta Doğu yine kan gölü. Müslüman coğrafyalardan bombalar, silah sesleri, kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Onlar adı barış olan ama esasen sömürü ve işgalin meşruiyetini sağlayan bir yol izliyor. Müslümanların ölümüne, kaynaklarının kullanılmasına çalışan bir dünyayla hangi barışı kutlayacağız? kaldı ki Çanakkale zaferi barışla sonuçlanmışsa bu Atatürk'ün ve Türk askerinin savaşarak elde ettiği bir zaferdir. Yoksa kimse bize barışı armağan etmemiştir. Halen güneydoğu sınırlarımızı kabul etmemiş Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortak görenlerin savaştıklarımızla barış zirvesi yapması da gayet doğaldır ayık olması gereken kırmızı çizgilerini yitiren bizleriz. Bakınız bundan 5 ay önce Türkiye'yi ziyaret eden Papa Francesco geçtiğimiz günlerde Ermeni soykırımını tanıdı. Sayın Erdoğan Papa'nın Türkiye temasları için ayrı düştüğümüz bir konu yok açıklamasında bulunmuştu. Ermeni soykırımının tanınması, 4T olarak adlandırılan tanıma, tanıtma toprak ve tazminat taleplerine Vatikan'ı da dahil etmek manasına geliyor. Papa, Türkiye temaslarında Hristiyan dünyayı birleştirmekten bahsettiğinde kime karşı birleşecekler sorusu aslında kendiliğinden cevaplanıyordu. Batı'nın bakışı bizden çok farklı ve sadece kendi menfaatleri üzerine kurulu. Şu soruyu sorarak bitirelim. Siz hangi milletin zafer bayramını onlarla birlikte kutlamak için davet edildiniz? Profesör Doktor Haydar Baş